Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere yeni çıkan ürünlerle ve daha önceden kanalda göstermediğim ürünlerle bir makyaj videosu hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Elbette bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Yüzümü tamamen makyaja hazırladım. Bütün cilt bakım adımlarını uyguladım. Daha da nemli görünmek için bir mist sıkacağım Selre markasının. Bunu deniyorum. Çok yeni denemeye başladım. Henüz tam olarak izlenimlerim oluşmadı ama vermiş olduğu parlak, canlı, sağlıklı etkiyi beğendim. Uzun vadede neler olacak hep birlikte görelim. Gözlerimizi de nemlendirelim. Gözyaşı damlası uyguluyorum. Çünkü gözlerimde de çok fazla kuruluk var. İleri derecede göz kuruluğum var. Gün içinde bunu 4-5 kere tekrarlıyorum. Makyaja başlamadan önce, makyajı yaptıktan sonra mutlaka gözlerimde nemlendiriyorum. Doktorunuza danışabilirsiniz göz kuruluğu probleminiz varsa. Yeni çıkan ürünler ve daha önceden videolarda göstermediğim ürünler de yer alıyor bu videonun içinde. Daha önceden gördüğünüz ürünler de var. Lady Gaga'nın markası House Labs'ı duymuşsunuzdur. Maalesef Türkiye'de şu an için yok. İlerleyen dönemlerde gelmesi bekliyorum. Deniyor markanın da. Fondöteni neredeyse bitirmek üzereyim. İçinde bir damla kalmışken bununla da bir makyaj videosu çekeyim istedim. Son zamanlarda çok güzel fondötenler çıkmaya başladı. 2,5 pompa elime aldığım şöyle akışkan bir yapısı var. Son zamanlarda çok güzel fondötenler çıkmaya başladı dedim. Gerçekten bu sezon harika fondötenler var. Hepsi de videolarda yer alsın istedim. Yüzünüzde kızarıklık, sivilce izi, mesela şuramda bir sivilce var. Onu göreceksiniz birazdan. Lekeniz, neyiniz var, neyiniz yok. Çok güzel bir şekilde kapatırken ne cam cilt görüntüsü veriyor, ne tam bir matlık veriyor. Doğal bir sağlıklı görüntü, doğal bir ışıltı veriyor. Gün içinde hiçbir şekilde cildinizde de hissetmiyorsunuz. Fondöten yarı akışkan yapıda olduğu için isterseniz fırçayla uygulayabilirsiniz. Hatta fırçayla uyguladığınız zaman daha yoğun kapatıcılık elde edebilirsiniz. Ya da nemini aldığınız süngerle de uygulama yapabilirsiniz. Çok daha doğal bir bitiş elde ediyorsunuz. Şu anda yüzümde görüyorsunuz. Şurada bir sivilce vardı. Sivilce şu anda yok oldu. Kızarıklığı dengelediği gibi yüzünüzde sanki bir fondöten, bir ten ürünü varmış gibi de asla hissetmiyorsunuz. Bütün lekeleri kapatıyor. Her şeyi kapatıyor. Bu kadar ince yapılı, güzel düşünülmüş. Zaten içinde cilt bakım içerikleri de var. Özellikle yüzünüzde aşırı kızarıklık, damar görüntüsü varsa çok güzel nötrlediğini düşünüyorum. Bu marka kesinlikle gelmeli. 15 saat dayanıklılık testi yapmışlar ve uzun süre siz makyajınızı çıkartana kadar yüzünüzde akmadan, dağılmadan, bulaşmadan, kabuklanmadan kaldığı söyleniyor. Kesinlikle aynı fikirdeyim. 15 saate kadar tutmadım fakat yüzümde bu fondöten varken spora gittiğim olduğu gün içinde çok sıcaklarda koşturmaca içinde oraya buraya gittiğim oldu. Hiçbir şekilde dağılmadı, akmadı, bulaşmadı. Sürdüğün haliyle kaldı. 210 light medium rengi ve tam olarak rengi tutturduğumu düşünüyorum. Hem kapatıcısı hem fondöteni kesinlikle farklı bir teknolojiyle yapılmış. Şu anda yüzümü görüyorsunuz. Öyle ıslak ıslak cam cilt görüntüsü değil, mat görüntü değil ve ne var ne yok kapattı. Kalın bir fondöten de değil. Aslında bir pompada yeterli oluyor bütün yüzünüze. Az önce sıktığım mistin etkisiyle de bende ekstra bir parlama oldu ama öyle bir mist sıkmazsanız bu kadar parlaklık olmuyor. Cam şişede, ambalajı çok sağlam bir fondöten. Kocaman bir ürün. Şöyle pompalı bir başlığı var. Pompası da çıkabiliyor yine yerinden. 210 numara benim kullandığım alt ton olarak da, normal ton olarak da çok uyumlu renklerden birisi oldu. Bunun kapatıcısını da çok fazla övüyorlardı. Ben de kapatıcı ile birlikte aldım. 13 numara light neutral rengi bendeki. Çok fazla uygulamaya gerek kalmadan lekeniz, iziniz, neyiniz varsa göz çevrenizi aydınlatıyor ve aynı zamanda kapatıyor. Bu renk de yine doğru seçmişim. İsterseniz parmaklarınız yardımıyla, isterseniz yine sünger yardımıyla göz çevrenize uygulama yapabilirsiniz. İncecik bir yapısı var. Özellikle kurulukla mücadele ediyorsanız göz çevrenizde kesinlikle göz çevrenizi yormuyor. Özellikle göz kapaklarım olduğundan daha koyu, egzama da olduğu için orada daha mor koyu gibi görünebiliyor. Bakın ne güzel dengeliyor. Lekeyi, izi, ne var ne yok her şeyi çok güzel kapatıyor. Hiç hissetmiyorsunuz. Ne fondöteni ne kapatıcıyı hiçbir şekilde cildinizde hissetmiyorsunuz. Son zamanlarda kullandığım iyi ürünler arasında düğünde, dernekte, özel günde, günlük hayatta hiçbir şekilde sizi yarı yolda bırakmıyor. Eğer yurt dışına çıkma şansınız varsa, bir arkadaşınıza aldırma şansınız varsa ve doğru rengi bulabiliyorsanız, ki Türkiye'deki gibi değil, o kadar geniş renk skalası var ki TikTok'tan da ürünü arattığınızda mutlaka kendi ten renginize uygun birisiyle karşılaşabiliyorsunuz. Doğru seçim yapabiliyorsunuz. Ben bir seferde doğruyu alabiliyorum.
yapabildim. Şimdi hızlı bir şekilde bronzer uygulayacağım. Bu adımı birazcık hızlı geçeceğim. Artık bu üründen sıkıldığınızı düşünüyorum ama vedalaşmamıza çok az zaman kaldı. Chanel'in krem bronzer'ı. Bundan bir tane daha aldım. Türkiye'de bulamadım ama İngiltere Sephora'dan aldım. Melazma rengi, o yüzden çok seviyorum. Lekesi olanlar beni anlayacaktır. Ne kullanırsanız kullanın, alttan yansıması oluyor onun. Olmasın diye de böyle bir şeyle dengeliyorum ve yok ediyorum. Ben çok fazla kızıl tonlu, koyu tonlu bronzerleri sevmiyorum. Bende kirli çamur görüntüsü yapıyor. Bütün krem ürünleri uyguladıktan sonra toz ürünler de fark etmiyor. Süngerinize hiç fondöten, kapatıcı almadan şöyle çok hafif üzerinden geçerseniz yüzünüzde çok doğal geçişler yapmış oluyorsunuz. Ben buradayım, çizgileri olmuyor kesinlikle. Göz çevremi mutlaka sabitlemem gerekiyor. Çünkü benim göz çevremde çizgilerim var. Bunun için hiç kapatıcılığı olmayan, incecik, cildime nefes aldıran bir transparan pudra kullanacağım. Her zamanki gibi Laura Mercier markasını kullanıyorum. Gözeneklerimin olduğu bölgelerden de geçiyorum. Bu tarafı görüyorsunuz. Bu tarafa bakın. Göz çevrenizde çizgileriniz olduğunu düşünmüyorsanız bu kapatıcıyı hiçbir şekilde sabitlemeseniz de olur. Kapatıcıyı uyguladıktan sonra mutlaka biraz oturmasını bekleyin. Hemen arkasından pudra uygulaması yaparsanız zaten çizgileri belirginleştireceğiniz gibi göz çevrenizi de çok fazla kurutabilirsiniz. Ürün almadan aparatımda kalan pudrayı T bölgemden geçiyorum. Parlamaya eğilimli bölgeler ve zaten hava o kadar sıcak ki özellikle şu bölgelere tampon tampon elimin üstündeki pudrayı değdiriyorum. Gözlük taktığımda gözlüğün izi de olmasın diye. Şimdi tam anlamıyla fondötenin ve diğer ürünlerin de performansını yüzümde görüyorsunuz. Ten makyajımın ana kısmı, çatı kısmı bitti. Renklendirme adımlarına geçeceğiz şimdi. Geçen videoda izleyenler zaten görmüştür. TikTok hesabımı da takip ediyorsanız bunları detaylı bir şekilde anlattım. MAC in Glowplay serisinin formülasyonu yenilendi ve yeni renkler eklendi. Ginger Lock rengi benim kesinlikle favorim olan renklerden bir tanesi. Çok değişik bir tonu var. Bu tarz allıkları isterseniz şöyle sık kıllı fırçalarla, temiz makyaj süngerinizle ya da parmaklarınızla uygulayabilirsiniz. Çok güzel bir tonu var. Pudra yapıda değil, krem yapıda değil, değişik köpük yapıda ve her ten rengiyle uyum sağlayan şahane bir renk. Yeni eklenen renklerin çoğu muazzam. Bronzer uyguladığım kısmın hemen üstüne tampon tampon geçiyorum. Yaz aylarında biraz daha bronz bir etki elde etmek istiyorsanız bu kesinlikle şahane renklerden birisi. Buraya oldukça yoğun bir uygulama yaptım göstermek için. Bu tarz sık kıllı bir fırçayla böyle köpük bir allığı uygularsanız yoğun kapatıcılık elde edebilirsiniz. Temiz süngerinize şöyle üründen bir miktar alıp yine tamponlama yaparak çok doğal bir geçiş elde edebilirsiniz. İncecik ayrık ayrık kılları olan fırçalarla bu ürünleri uygulamak çok sağlıklı olmuyor. Yamalı bir görüntü oluyor. Bu tarafımda daha doğal, daha oturmuş bir geçiş oldu. Şu anda görüyorsunuz. Aslında istediğim görüntü tam olarak budur. Diğer tarafı da hemen o hale getirebiliyoruz. Yani allıkların performansı, pigmentasyonu ayarlanabilir. İsterseniz çok yoğun uygulayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde daha doğal bir geçiş elde edebilirsiniz. Rengi de şöyle göstermek istiyorum. Elimde uygulanmış halinde görüyorsunuz. Makyaj süngerim her zaman olduğu gibi Soft Line makyaj süngeri. Elimde Sephora'nın 90 numaralı fırçası var. Bununla her şeyi uyguluyorum. Çok pratik ürünlerden. Bu da Caltrosa markasının pudra uyguladığım Puff Puff aplikatörü. Magic Glow markasının farlarını kullanmaya devam ediyorum. Turkish Delight rengi. Şuradaki baz olabilecek en açık rengi yassı bir far fırçasına alıyorum. Göz kapaklarımın tamamından geçiyorum. Tamponlayarak geçiyorum. Yine göz kapaklarımda da yine göz kapaklarıma da yüzümle uyumlu benzer bir ton vermek istiyorum. Şu an makyaj çantamda sadece Alev Karslan'ın paletleri var. Bu ara bunlara taktım. Her makyajımda farklı farklı tonlama yaparak ya da benzer tonlamalar yaparak bunu kullanıyorum. Geçtiğimiz videolarda zaten çok detaylı bir şekilde anlatmıştım bu far paletlerini size. Ben performansını çok beğendim. O gün bugündür. Yani bana geldiği günden beridir kullanıyorum. Alerjik hiçbir durumla karşılaşmadım. Pigmentasyonu, duruşu, etkisi benim için yeterli. Bir diğer paleti Sweet Caramel. Buradaki en açık renkle de doğal bir gölge oluşturuyorum. Biraz büyük karıştırma fırçasıyla. Bu adeta benim yazlık makyajım oldu. Şuradaki bronzer rengini alıyorum. Çok hafif sıcaklık vereceğim göz kapaklarıma. Çok hafif hafif değdiriyorum çünkü çok pigmentli bu farlar. Bakın anında rengini verdi. Şimdi bunu sağlıklı bir şekilde göz kapaklarıma bir gölge oluşturacak şekilde dağıtıyorum. Diğer taraftan da geçiyorum hızlıca. Katlanma bölgesine uyguluyorum ki orada gözümü açıp kapattıkça doğal güzel bir geçiş olsun, güzel bir gölge olsun. Bobbi Brown'un eyeliner fırçası o kadar uzun zamandır kullanıyorum ki çok memnun olduğum ürünlerden bir tanesi. Başka bir ürün alma gereği duymuyorum.
yapmıyorum. Aynı far paletindeki en koyu rengi alıyorum. Artık bu benim imza makyajım oldu. Özellikle göz makyajında mini bir kuyruk yapıyorum. Tampon tampon hareketlerle kirpik diplerimi daha sık, daha dolu gösteriyorum. Bir kalem uygulamama gerek kalmıyor. Gün içinde akmıyor, bulaşmıyor, dağılmıyor. Kalıcılığı da çok güzel. Kuyruğumuzu birazcık daha kalınlaştıralım. Şöyle çekik bir görüntü veriyorum yine gözlerime. Diğer tarafa da yapıyorum aynısını. Fırça hem çok ince hem de yassı uçlu olduğu için çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. Kirpik diplerim o kadar güzel oturuyor ki oradaki boşlukları da tamamen kapatmış oluyorum. Ama böyle kalem çekmişim gibi keskin bir hat da olmuyor. O etkisi kesinlikle güzel. Önce ince bir şekilde devam ediyorum. Siz böyle seviyorsanız böyle bırakabilirsiniz. Sonrasında alttan bir üçgen yapmaya çalışıyorum. Aynı karıştırma fırçasıyla bir kez daha geçiyorum. Bütünlük oluşturuyorum. Kaşlarım bugün biraz garip çünkü şu bölgelerde dökülmeler oldu. Elimde de Benefit'in My Brow Detailer'ı var. Bu çok sevdiğim ürünlerden birisi. Çünkü incecik, milimetrik bir ucu var. Şöyle görüyorsunuz. Çok milimetrik bir ucu var. 3,5 numara elimdeki. Kendi kaşlarıma göre oldukça açık bir ton. Kızıllık barındırmıyor. Grilik barındırıyor. Şu kısımda dökülme var. Hemen oraya kıl kıl keskin bir çizgi isteseniz de yapamıyorsunuz. İncecik 0,5 gibi ucu var. Bakın o kısmı doldurdum. Şurada da bir dökülme var. Bazen böyle mevsimsel dökülmeler olabiliyor kaşımın alt kısımlarında. Onu da bu tarz ürünlerle hemen eşitliyorum. O kısmı da tamamladım. Üstleri de yukarı hareketlerle tarıyorum. Çok fazla kaş ürünü kullanmayı sevmem ama ihtiyacım olunca bu benim kurtarıcılarımdan birisi. Ve tabii ki uzama evresinde olduğu için brow setter'la da sabitlemem gerekiyor. Şeffaf, sakızlaşmıyor, ağdalanmıyor. Sadece yukarı hareketlerle kaşlarımı tarıyorum. O da bu uzayan kısımlar aşağı doğru düşmesin, garip garip durmasın diye. Ve tabii ki maskara adımına geldik. Benim demirbaşlarımdan bir tanesi Maybelline Lash Sensational maskarasının klasik versiyonu. Bu da en sevdiğim maskaralar arasında. Bana hiçbir şekilde alerji yapmıyor, enfeksiyon yapmıyor, kirpiklerimi dökmüyor. Şu anda iki kat dipten uca kirpiklerime kıvıra kıvıra uygulama yapıyorum. Alt kirpiklerime de uygulama yapmayı severim. Bu tarafa da birinci katı uyguluyorum. İkinci katı uyguladıktan sonra da benim tam istediğim etkiyi verdi maskara. Uzun süredir bunu kullanıyorum. Hatta geçenlerde alışveriş geçmişime bakmıştım. Maskarayı 24 liraya alıyormuşuz. Ne günler, inanamıyorum. Şu anda 399 liraya, 350 liraya düşse ay ne kadar ucuzladı deyip stoklamaya çalışıyorum. Dudak konusunda bu ara birkaç tane kullandığım ürün var. Fenty'nin yeni dudak kalemleri satışa çıktı Sephora'larda. Oldukça da pahalı bir fiyatı var. Alix Avia'nın kalemlerine ben bunu çok benzettim. Bir tane rengi çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Son günlerde kullanıyorum. Aldım artık kullanayım. Şahane bir tonu var. Peanut Butter. Tam bir dudak tonu. Fakat o kadar kremsi yapıda ki bakın şu anda ucu gitti bile kalemim. Birkaç kere sürüyorum. Yağ gibi kremsi bir dokusu olduğu için kalemin ucu hemen bitiyor. Açmak gerekiyor. Neyse şimdi bunu kullanmayalım. Bir Kiko'nun 420 numarası var. Buna çok benziyor. Alt ton farkı var sadece. Bence Kiko'yu uygulayalım. Dudaklarımı fondötenle nötrlemiştim. Hemen üstten V kısmını kalemle yapıyoruz. Çok dışarıdan çizmeyeceğim. Hatları belli edeyim. Kiko'nun 420 numarası kesinlikle şahane bir kalem. Yağ gibi kayan form bunlarda da var. Benzer renkler de var. Kalemi dudaklarıma tamamen uyguluyorum. Şu kısımlardan birazcık daha geçeceğim. Bu şekilde uyguladıktan sonra tamponluyorum. Kalıcılığı bence muazzam, bir şey yiyip için hiç fark etmiyor. Eğer dudaklarınızı çok sert silmiyorsanız, ovalamıyorsanız bu kalem asla çıkmıyor. Tamamen dudaklarınıza da uygulama yapabilirsiniz. Ben son günlerde ya Kiko'nun 3D Hydro Gloss'larının 19 numarası, 20 çok popüler. 19 numarada onun birkaç ton açık rengi. Elimde hemen göstereceğim. Doğal güzel bir duruşu var şu tarz bir makyajla. Ya da Makeup Academy markasının Rode muadili olarak gösterdikleri lip balmları var. Heartfelt Hanım rengi bendeki de. Şöyle bir ton. Biraz yoğun uyguladım alta. Çok benziyor zaten tonlar. Dilerseniz bunu uygulayalım. Kalemle böyle kullanıyorum. Bunu seviyorum ama kokusu o kadar kötü ki. Çok ucuz ıslak mendiller verirler ya. Gittiğiniz yemek yediğiniz yerlerde elinizi bir silersiniz. Garip bir koku gelir. Hoşuma gitmeyen bir koku. Çok güzel rengi var. Hatta Rode'u andırdığını düşünüyorum. Hatta Instagram'dan detaylı diğer renkleriyle birlikte videosunu paylaştım. Sevmeyen sevmez gerçekten.
gerçekten kokunun geçmesini şimdi bekleyeceğiz. Ya bunu uyguluyorum sıklıkla, 5'te 5 videolarında görüyorsunuz. Ya da Kiko'nun 19 numarasını uyguluyorum. Onu da göstermek istiyorum açıkçası size. Çok güzel değil mi duruşu? Bu etkiyi bir şey yiyip içmediyseniz eğer, bir şey yiyip içene kadar dudaklarınızda kalıyor, görüyorsunuz. Ve hafif bir yapısı var. Cream kolları mesela hiç beğenmemiştim biliyorsunuz. Ya da kalın yapılı lip balmları beğenmiyorum. Hem renk vermesi güzel, hem ince dokusu güzel, hem nemlendirme özelliği güzel. Böyle dudaklarımın üzerinde katran varmış gibi değil. O yüzden performansını beğendim. Eve Shop'un kendi sitesinden satın aldım. 130 liraydı ve her rengin stokları da vardı. Mağazalara değil de online'a bakarsanız eğer mutlaka yakalarsınız. Dudaklarımı tekrar nötrleyip Kiko'nun 420 numaralı kalemiyle bir kere daha çerçeveledim. Bu kalem asansörlü. Şuradan çevirerek ucunu çıkartabiliyorsunuz. Ucu kalınlaşırsa. Arkasında şöyle ucu sivriltici bir kısım var. Onunla çevirerek ucunu tekrar sivri yapabiliyorsunuz. Ve şöyle silikonlu bir fırçası da çıkıyor arkadan. Şu şekilde. İsterseniz kalemi dudaklarınıza bununla da tamamen doğal bir görüntü elde edene kadar yedirebilirsiniz. Ruj gibi de kullanabiliyorsunuz. Çok başarılı. Kalemin yapısı da bu şekilde. 3D Hydro Gloss'ların 19 numarası. Bunu da çok beğeniyorum. Bu tonlarda makyaj yaparsam sıklıkla kullandığım ürünler bunlar oluyor. Kiko'nun 3D Hydro Gloss'larını biliyorsanız sürümü zaten çok güzel. Dudaklara pürüzsüz görüntü veriyor. Bakın birkaç kat geçiyorum. Hiçbir şekilde ağdalanma yapmıyor. Ağırlık yapmıyor. Bunların performansı kesinlikle çok başarılı. Bu da çok güzel duran renklerden birisi. Gelin makyajınızda bile kullanabilirsiniz. Kalıcılığı genelde soruluyor ama gloss tarzındaki ürünlerin kalıcılığı maalesef çok fazla olamayabiliyor. Alttan dudak kalemi uygularsanız eğer, onu baz olarak kullanırsanız daha fazla kalıcılık elde edebiliyorsunuz. Bu genelde benim son zamanlarda bu renkleri kullanarak yaptığım makyajda tercih ettiğim ürünlerden birisi oluyor. Elimden ürünleri silmeye çalıştım. Fenty'nin kalemini zar zor çıkartabiliyorum. Bu kaçıncı geçiş artık. Kalıcılığı da bu şekilde gördüğünüz üzere. Alix Avia'nın kalemine çok benziyor. Hem yeni çıkan ürünlerle hem de daha önceden videoda göstermediğim ürünlerle yüzümdeki makyajı yaptım size. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Siz son zamanlarda neler kullanıyorsunuz? Dudak kalemleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni çıkan dudak kalemleri arasında sizin favorileriniz hangileri? Videonun altına yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız, beni TikTok ve Instagram'dan takip ederseniz orada da çok farklı paylaşımlarım oluyor. Süreleri biraz uzun olduğu için YouTube Shorts'a yükleyemiyorum ama her platformda farklı farklı ürün yorumlarım oluyor. Onları da kaçırmanızı istemem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.